geldin Zeynep. Merhaba, hoş buldum. Nereye gidiyorsun acaba? Akşam yemeğine gidiyorum. Güzel şık bir restorana. Kiminle gidiyorsun? Ailemle. Ailenle? Evet. Özel bir güzel, durum özel olmalı çünkü bir... çok şık görünüyorsun. Aa. Kürtler falan ya, bir özel bir durum mu var acaba? Şöyle, iki aileyi tanıştıracaklar. Hmm. Bir de bekar bir diğer ailenin oğlu falan varsa belki beğenirlerse artık bir kısmetim çıkar diye. Ha, peki gel bakalım. Anladım. Esin. Üzerindeki eldivenleri kaba buldum. Elbisen çok zarif. Elbiseni çok beğendim. Ama o kürkü fazla buldum. Ayrıca ayakkabıların çok kaba kalmış. Evet, doğru söylüyorsun. Ayakkabılarından ben de memnun değilim. Yağmur. Ya şöyle bir bakıldığı zaman saçınla ilgili gerçekten problem yaşıyorsun Zeynep. Ona acil bir şeyler yaptırman gerekiyor. Opak çorap fikri ve elbisenin kubu çok güzel. Hangi detayı kullanmak istiyorsun? Kürkünü mü, kolyeni mi, deri eldivenini mi ya da altındaki kadife olan, süet olan ayakkabını mı? Hani bu birazcık yanlış olmuş. Sadece ya kürkünü seçseydin ya da takını ya da eldivenini, herhangi birini seçseydin bu üçünden çok daha düzgün duracağına eminim. Bir de ayakkabılarının hani kesinlikle süetten başka bir şey olmasını isterdim. Deri, sivri burun, biraz daha frapan, gene aynı şekilde kesinlikle kapatan bir çizme. Evet, diye ama düşünmüştüm zaten. Bununla geldim. Aynen. Böyle oldu. Yani şu söyleyeceklerdir zaten, eldivenlerin, kemerin, kolyen ve kürkün inanılmaz fazla duruyor. Onun dışında opak çorabın ve elbisen gayet hoş. Teşekkürler. Dilara. Öncelikle kaç yaşındasın bu kombinde? 35. 35 yaşındasın. Bana geçen yaptığım bir kombinde küçük kadına benzediğimi söylemiştin. Keşke sen de şu an aynı duruma düşmeseydin. Üzerindeki her şey çok fazla. Yani kürkün tercih ediyorsan eğer kolyeni tercih etmeseydin. Ayakkabıların çok yanlış. Ve bence yorum yaparken aynı duruma kendimiz düşmeyeceğimiz şeyler söyleyelim. Tamam, bir dahakine öyle yaparım Dilara. Meral. Sen bu hafta herhalde böyle abiye tek parça kürklerle falan gelmeyi düşünüyorsun. Yani tek bu parça. Üçüncü gün ve sen dün de buna benzer hani bu modelde geldin. Bu neden başkasının... Niye başkasının dikkatini çekme anlamıyorum ama bordo bir elbise giymiştin, kürkü almıştın üzerine. O bir önceki gündü. Fark etmiyorsun. Sen de dün sigaret bir kot giydin üzerine aynı şekilde. Ama bu şu an üstündeki kot değil. Ve tek parça değilim. Gömlek var, yelek var, ayakkabı var. Canım parça parçayım, oradan bakınca geliyorsun. Fark ediliyor mu? Farkında mısın? Aynı model geliyorsun. Benim modelim o olabilir mi? O tarzım olabilir. Ama biz hep olabilir. Seni böyle mi göreceğiz? Ben seni hep böyle görüyorsam sen de beni hep böyle göreceksin. Ben hep böyle ya Meral, değilim. Ya vallahi saldırma. Ben bak, hep gerçekten böyle değilim. Şu saldırma lafından vazgeçelim. Hiç ben gayet sana değilim, sana bak, gayet gerçekten söylüyorum. Sürekli aynı tarzda tamam, geldiğini haklısın düşünüyorum. Evet. Ayrıca yani ayakkabınla ilgili sorun yaşamışsın bilmiyorum ama çok fazla takıp takıştırmışsın. Hem takıp takıştırmışsın diyorsun hem tek parça elbise giyiyor. Sesini yükseltmeden konuşursan memnun olurum. Takıp takıştırmıştan kastım çelişme. Şu arkadaşım. Aynaya bakmanı tavsiye ederim. Kürk, kolye, kemer, eldiven, çanta bunlardan bahsediyorum. Kaç parça saydın? Altında çorap, bot yani. Tamam, olmamış. Bahar. Boynunu kapatman ve kürk alman seni kötü göstermiş. Onun dışında bence senin üzerindeki parça sayısı onun üzerindeki parça sayısından daha fazla duruyor. Ayakkabılar... Onlardan ben de hoşnut değildim. Ayakkabılar konusunda her türlü haklısınız. Hı-hı. Yorumum bu kadar. Peki Bahar'cığım, yorum yaparken biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Tabii miyavlayınca ki duyamıyoruz çünkü. Ama sesim gerçekten biraz kısık. Ama anlayamıyoruz. Burada herkesin seni anlamasını sağlarsan sevinirim. Selay, son yorum alayım. Elbiseni çok beğendim. Ben de bunun üzerine bir deri ceket, altına deri bir çizme gibi bir şey isterdim. Daha şık dururdu. Detayları ben de beğenmedim hayatım. Ama saçım bugün benim hoşuma gitti. Yüzün bilmiyorum, benim bugün hoşuma gitti. Makyajın da güzel olmuş, sade olmuş. Sağ ol. Gayet şık görünebilirsin. Tamam Meral, sen giydiğinde çıkartıp giyersin. Ben giymiyorum, şu an sen giymişsin, sana tamam yorum canım yapıyorum. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin.
Zeynep Buran, ayakkabı 200 lira, çanta 50 lira, eldiven 40 lira, elbise 100 lira, kolye 40 lira, peluş 75 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Kız nikahlanıyor musun? Nereye gidiyorsun böyle? Bu ay akşam yemeğine gidiyorsun. Sen cuma şıklığı gibi gelmişsin. Burada taşlar, burada etoller, burada eldivenler. Sanki Londra'da bir kilisede nikaha gidiyorsun. Bir şapkan eksik. Acaba içeriden bir şapka, bir vualet mi getirsek? Ya da dün vardı, evet, onu çıkarmıştım, takmamıştım. İlk önce o peluşunu bir çıkar bakayım. Tabii canım. Ki. Eline al, çantanı alır mısın? Tabii ki. Eldivenlerin deri mi, nedir? Deri. Ben ayakkabıda da o komple kapatmayı deri düşündüm. Böyle oldu bugün. O eldiveni de çıkar bakayım. Tabii ki. Evet, elbise yakışmış. Teşekkür ederim. Böyle elbise yakışmış. O elbisenin altına, öyle kalem elbisenin altına öyle butiler olmaz canım. Yani ya bir stiletto olacak. Evet. Ya sivri da, ucu. Sivri evet, ucu. Sivri ucu. Ya da öyle bir papuçlar var ki hani Ivana bizim o neydi? Platformu ve uzun topuğu olan böyle. Evet, ama tekrar sivri ucu oluyor. Ama şey öyle kalın platform değil böyle. Bir papuçlar var, hatta çapraz falan oluyor. Çünkü çorap olduğu için ayağında, yani onlar da çok iyi dururdu. Böyle olmamış. Yani ayakkabını evet. beğenmedim, şey butilerini. Balerin topuzu. Sen babanla görüşmüyor musun galiba? Yani öyleydi. Artık. Barışmışsınız ama. Evet. Çok sevinmişsin belli gözlerinden. Ne güzel. Uzun bir zamandır mı? Ya görüşmemek değil. Bana bir masal anlat baba. İçinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bal. Ya bugün gerçekten zaten çok kötü. Aa canım benim. İçinde denizle balıklar yağmur. Kar olsun güneşle ağ. Olur böyle şeyler ya baba. Anne bazen bir şeyler olur. Her ailede olur böyle şeyler. Niye ağlıyorsun? Gerçekten sizinle alakalı mı? Ailemle alakalı falan. Bugün ben bütün gün böyleydim. Ya bilmiyorum. Anlatırken tut elimi. Uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Rahatsız ettiyse yok, seni çok özelse yani barıştığına sevindik, duyduk. Ya uzun zamandır konuşmuyorduk, o da öyle. Demek o da seni ekranda gördü, duygulandı, kızını özlemiştir. Olur böyle şeyler canım. Ne güzel bir şeye vesile olduk o zaman. Tabii, keşke benim babam hayatta olsaydı da bana küsseydi, ben ona küsseydim, cilve yapsaydım falan. Aynen canım, öyle. Tek kızıyım zaten babam, yani tek çocuğu, tek kızıyım. Hiçbir zaman aramızda öyle çok büyük bir problem olmadı. Sadece öyle hani ufacık bir şey ama konuşuyoruz gene, hani gene konuşmaya devam ederdik. Ben 22 yıldır sürekli bu şekilde yaşıyorum. Şey değil, ekstrem bir durum değil. Sen Bursa'da mı yaşıyordun? Evet. Baban? İstanbul'da, burada. Ha, anladım. Tamam. Evet, yani eksiklerin var, fazlaların var. Evet. Fazlaları attık. Orada da ayakkabıyı da çıkaramayacağız. Biraz daha dikkat et. Çok abartı olmuş bir akşam yemeği için. Ha, bir nişana gidiyorum deseydin. Hani belki, ama yine de o eldivenler deri olmamıştı. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Mia döner misin? Topuklarım şöyle döneyim. Bugüne kadar, pardon. Bugüne kadar geldiğin en iyi saç.
Ya ben saçlarımı ne yapacağım gerçekten? Hep böyle yapacağım. Aa, ben de kıza eksik not verdim ya. Tüh. Bir borcum olsun sana. Yok estağfurullah. Ne verdin Urella? 7 verdim. 7 verdim. Yaz. Yaz defteri. Az verdim değil mi İvana? Az verdin. Evet sonradan fark ettim. Sen pinti de değildin Nur, ne oldu? Ağlayınca beni şey ayar etti. Hani ay, kafa gitti benim. Çok ağlamadım, onu tutamadım sadece o kadar. Ay ben de artık ağlayamıyorum. Kas katı oldu duygularım Hakan. Ağlamayı o kadar yer, ayaklar altına aldılar ki. Yani kas katı oldum ben. Hatta bugün bir şarkılar verin, acıtın beni. Acı veririz. Ben seni şöyle cimciririm, acıtırım. Acıtmak. Güzel duruyorsun. Ben Buti'nin sadece şeyini beğenmedim. Burnu kalkık evet. Ya. Orası çok problem. Onu mesela aklında olsun, ucunu siyaha boyayı ver. Ha. En azından burada zaten ışıklar tam görmemizi engelliyor bazı şeyleri. Onu da yutar. Onun dışında ben yok etme fikrini çok modern buldum. Kolyeyi böyle daha yukarı alman lazım. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. O kötü duruyor en başta. İki tane biri aşağıda. Ben işlemeli elbise zannediyorum buradan. Kolye kolye ama yani yakıda yakın olursa güzel duruyor. Yok ben onu işleme zannettim üstünde. İki tane var. Birini daha kısa takmıştım aslında ama herhalde... Sonuca baktığımız için biz canım benim. Sonuç... Bir de şık bir akşam yemeğine o eldiven falan değil artık. Senin burada dümdüz siyah, mümkünse kaşmir, değilse kaşemir şık uzun paltoya ihtiyacın var. Evet. Başka bir şey değil yani. Bu elbisenin üstüne onu koyduğunda komik duruyor. Hı. Ya da en azından onun böyle belinin altına, basenine kadar iniyor olması lazım pelerin gibi kürkün, peluşun. O zaman doğru. Yoksa bu komik bir görüntü. Ay hakikaten aygonoş gibi ya. O nedir o kürk böyle burada? Yeni Allah aşkına yapmayın bir daha. Her yerde satıyorlar. Her yerde satılıyor da böyle kullanmayın. Aa, bir tane var burada oturuyor zaten. Marika. İkinci Marika'ya gerek yok. Bak. Türk kadını sana sesleniyorum. O peluşu böyle takma. Şu lanet peluşu. Onu yaka böyle olarak. Böyle tak. Böyle hırka üstü tak, manto üstü tak, bir şeye tak ama kolsuz elbise üstüne takma. Al sana bir 7. Aa, ben bayılırım, 7'ye bile bayılırım. Ben 8'i üzüldüm. Üzüldün mü? Sen nereye İvan'a? Şey bir gezeceksin, geleceksin herhalde. Türk kadının ne yapacak bu peluşa göstermeye çalışıyorum. Ha, elbise şimdi. Ne kadar güzelmiş İvan'a. Hakikaten. Asla elbiseyi göstermek ben için yaptım, kalkmadı. Benim tasarım, buyurun. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Ben çok bunu böyle gördüm. Severim. Böyle. Geçenlerde Dilara böyle taktığında böyle takmanız gerekiyor dediniz diye ben onu bak, öyle taktım. Böyle yana almıştık. Canım o başka bir kuptu, bu başka bir kup. Peki. Yani şimdi tabii ki bunu yuvarlak olduğu için şey oluyor. Geçmedi mi? Tamam. Yani böyle daha modern. Ha bunu yapmak istiyorsan, göstermek istiyorsan. Biraz daha yukarı takmalısın. Mıç mıç. 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 Evet. Mıç. Eldiven. Şöyle peçete. Böyle tutarsın. Peçete ver bana. Tamam. Şıkliği bozma. Ayakkabı göremiyorum. Tamam. Butileri sildim hayatımda. Yok o butiler. Daha zarif ayakkabı giymelisin bunun altında çünkü kalem etek giyiyorsun şu anda. Evet, haklısınız. Hatta çantamda şöyle biraz saplı olsa daha tatlı olmaz mıydı? Ay. Evet. Ama ben de top uzunun, duruşunun, gidin yerine çok heyecanladım. Belki kısmet açar inşallah bakalım. 8. Böyle gideyim ben. Hop. Teşekkür bak, ederim. Bak 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 bak. Bereket. Bereketli. Su döktüm. Hadi güle güle.